Evet efendim, Hayat Güzeldir devam ediyor. Bugün misafirimiz Dilek Özdür hocamız bizlerle birlikteydi. Miyomları konuştuk özellikle kendisiyle ve sorularınız gerçekten çok fazla, olabildiği kadar cevaplandırmaya çalışıyoruz ama son bir soru daha cevaplandıralım hocam isterseniz, sonra değinmediğimiz konular var. Genel anlamda çünkü cevaplamamız gereken sorular da var. Hayırlı günler, benim adetim düzensizliği problemim vardı. Daha önce tedavi gördüm, kist oluşmuş ve 1,5-2,5 santim genişliğindeydi. Tedaviyle gitti dedi doktorum fakat şu an yine aynı sıkıntım var. 30 Ağustos'tan beri adet olamıyorum. Ne yapmam gerekiyor demiş izleyicimiz hocam. Şimdi bu basit fonksiyonel kistlerden bahsettik kısaca biraz önce. Çok sık karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsanız her ay kadının yumurtlaması sırasında zaten 2,5 santime kadar büyüyen bir kesecik oluşuyor. İçerisinde yumurta hücresi bulunduran. Evet. Yumurtlamayla kayboluyor. Yani her ay aslında kiste benzer bir yapı oluşuyor yumurtalıklarımızda. Bazen çatlama olmuyor ve o basit kist şeklinde devam ediyor. Genellikle kayboluyor, tekrarlıyor. Şimdi hastada sıkıntı ne? Adet gecikmesine neden olmuş. Öncelikle gebelik olmadığından emin olmak lazım. Ondan sonra adet tetikleyici bazı ilaçlarla adetini başlatıp sonrasına bakmak lazım. Genellikle kalıcı olmuyor. Endişelenmesin. Geçici bir sıkıntı. Evet hocam. Peki şimdi miyomlarda özellikle kimlere miyom ameliyatı yapıyoruz, kimlere yapmıyoruz hocam? Evet. Ne dedik? Bulgusu olmayanlara yapmıyoruz. Bulguları yani bası, kanama, ağrı gibi bulgular eğer medikal tedaviye, ilaç tedavisine cevap vermiyorsa bu gruba mutlaka ameliyat yapıyoruz. Miyom çok büyükse veya hızlı büyüyorsa ameliyat yapıyoruz. Menopozdan sonra büyümeye devam ediyorsa, küçülmesi beklenirken büyümeye devam ediyorsa mutlaka ameliyat yapıyoruz. Adnexel kitlelerden ayrımı yapılamıyorsa, yani bu miyom mu gerçekten yoksa yumurtalık kaynaklı bir kitle mi, tam ayrımını yapamadığımız zaman mutlaka ameliyat ediyoruz. Hastanın çocuk beklentisi varsa, kısırlığa neden olduğunu düşünüyorsak ameliyat yapıyoruz. Miyom torsiyonu olmuşsa, yani saplı miyomlar normalde bulgu vermez ama etrafında dönüp şiddetli ağrıya neden olursa onu da ameliyat ediyoruz. Bazen de rahim iç tabakasına doğru, rahim kavitesine boşluğuna doğru büyüyen miyomlar rahim ağzı kanalını genişleterek vajinanın içine doğru büyüyor. Vajine doğmuş miyom diyoruz bunlara. Mutlaka bunlarla da cerrahi tedavi uyguluyoruz. Evet hocam, şimdi süremizin de sonuna yaklaştık. Özellikle izleyicilerimize şöyle nokta atışı olacak. Neler söylersiniz? Aslında miyomlar genellikle bulgu vermeyen, hayat kalitemizi çok bozmayan, çok sık karşımıza çıkan iyi huylu tümörler. Ama bulguları varsa mutlaka başvurmalı. Zaten hasta bize şikayetlerle geliyor ama hiçbir şikayeti olmayan kadınlar da yıllık rutin muayenelerini yaptırırlarsa eğer, biz küçükken miyomları saptırız. Her ne kadar bunun önüne geçecek, engelleyebilecek bir tedavi olmasa da yakın takiple çok büyük boyutlara ulaşmadan küçük ameliyatla, yani laparoskopik ameliyatlarla bunları çözebiliriz. Yoksa dev gibi bir miyomla karşımıza çıkan kadın da kocaman bir kesiyle ağır bir ameliyat geçiriyor hasta. Evet. Dikkat etsinler, yani kontrollerine dikkat etsinler. Miyomlardan çok korkmasınlar. Gerekiyor. Miyom kanser değildir, bu önemli. Çok korkar. Miyom kansere döner mi? Dönmez. Miyomda kanser görünme ihtimali 1/5 gibi bir orandır. Çok çok azdır. O yüzden bizim çok korkmadığımız ama yakın takip ettiğimiz bir grup. Evet hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Rica Allah razı olsun. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Çünkü süremizin sonuna yaklaştığımız için o nedenle bütün soruları okuyamadım. Hakkınızı helal edin diyelim. Müsaadenizle diyorum ve mutfak kısmına geçiyorum. Evet. Zeynep Hanımcığım, neler yaptık? Bugün milföy hamurundan bir pizza yaptık. Evet. Karedir ya milföy hamurları. Bir tanesini tam olarak koyduk. Diğerinin ortasını bir bardak ya da kalıp yardımıyla çıkartıp onun ortası boş halde diğer tümün üzerine koyduk. Evet. Ve içini domates salçasıyla biber salçasını biz bugün karıştırdık. Onu alt taban yaptık. Onun üzerine de artık herkes neyle süslemek istiyorsa biz sucuk, sosis, zeytin, kaşar peyniri kullandık. Evet. Kalan kısımlarını da yumurta sürdük. Evet. Fırına koyduk. Zaten milföy çok kolay pişen bir şey. Hemen pişti. Yani bunu tavsiye ediyorum. Şimdi yarı yıl tatili geliyor. Çocuklarla birlikte de yapabiliriz. Milföyleri biraz açıp büyütüp daha büyük bir parçada yapabiliriz. Milföy açılabilen aslında, bir hamur çünkü. Doğru. Hani bir büyük parçayı belki süslemek çocuklarla daha kolay olur. Öyle bir şey de yapabiliriz. Evet. Bir de yine çok kolay, çok pratik bir salata yaptık. Göbek marulu doğradık. İçine közlenmiş biber, turşu, süzme yoğurtla tavuk, tavuğu haşlayıp onu koyduk. En önemlisi tavuk. En önemlisi tavuk. Evet.
Süzme yoğurtla mayonezimizi karıştırdık, içine sarımsak koyduk, onların hepsini karıştırdık. Ben hazır salçamız var diye üzerine bir de salçalı sos yaptım. Evet. Bence güzel durur. Tercih, içine ceviz de konulabilir. Evet. Ceviz de çok güzel oluyor böyle yoğurtlu tatlarda. Evet, gayet güzel görünüyor. Elinize sağlık diyelim. Afiyet olsun. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Hocam teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet efendim, yine bir programın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Unutmayın efendim, her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir.